Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk kez yaptığım turşu tarifini sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Pezik turşusu, dal turşusu, pancar turşusu, birkaç değişik isimler geçiyor arkadaşlar. Kök turşusu. Sizler hangi yöreye ait, ne diyorsunuz? Yorum kısmına bizlerle paylaşın. Çünkü benim bu turşu hakkında çok bir bilgim yoktu. Araştırdım ve bu şekilde ben bir tarif uyguladım. Ziyaretime gelen Emine ablam eli boş gelmemiş ve bana bahçesinden topladığı pancarları getirmiş. Ben de bu bahaneyle hem turşusunu kurdum hem de çok güzel bir sarmasını yaptım, dolmasını yaptım. Bu tarifleri de sizler için de ayrıca hazırladım. Evet, pancarlarımızı öncelikle güzelce yıkıyoruz, temizliyoruz ve sap kısımlarını arkadaşlar ben orta kısmındaki bu kök kısımlarını da kullanmak istedim. Çünkü onları da sert çöpe atmak istemedim. Bu şekilde kullanmak istedim. Bıçakla veya makasla keserek, burada da göstereceğim size makasla nasıl kestiğimi. Bu şekilde keserek yapraklardan kök kısımlarını ayırmış oldum. Bu yapraklarda daha sonra çok güzel bir sarma saracağız. Yemek olmadan yemek olmuyor maalesef hiçbir zaman. Bu da birazcık zahmet isteyen bir turşu arkadaşlar. Uğraştırıyor. Evet, gördüğünüz gibi ben bu şekilde sap kısımlarını yapraklarından ayırdım. Çok uzun olduğu için bu şekilde 3'e 4'e böldüm. Daha sonra sıcak suda haşlayacağız bunları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biraz yapraklı bıraktım. Daha sonra bu yaprakları haşladıktan sonra da soğumaya bırakacağız. O esnada temizlemesi daha kolay olacaktır. Rahatsız olursanız onları temizleyebilirsiniz. Evet, kaynar suya peziklerimizi attık arkadaşlar. İsterseniz içerisine bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzu ve limon suyu ekleyebilirsiniz. Ama ben hiçbir şey katmadan sadece sıcak suda haşlamaya bıraktım. Rengi dönene kadar haşlandığını anlamak için parmağıma sarıp test ettim. Eğer kopma olmuyorsa artık haşlanmış oldu. Bunları haşlanan sapları gördüğünüz gibi soğuk suyun içerisine aktardım. Bu şekilde şoklama yapıyoruz. Köklerimiz bitene kadar tamamını haşlıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Evet, haşlanan saplarımızı soğuk suya alıyoruz ve şokluyoruz. Aynı şekilde bitene kadar bu işlemi uyguluyoruz. Evet, soğuk sudan çıkardığım saplar bu şekilde, gördüğünüz gibi renginde kararma yok, kesinlikle kopma yok, parçalanma yok, çok güzel haşlandılar. Evet, turşumuz için gerekli olan malzemelerimiz, bir baş sarımsak kullandım. Bir baş sarımsağı dişlerini temizleyerek bu şekilde ayırdım. Kavanozun tabanına 2-3 tane sarımsak ekledim. Soğuk suda bekletip süzdüğümüz saplarımızın bir parçasını alıp kavanozumuza yerleştiriyoruz. Ara ara bu şekilde yerleştirip sarımsak ekliyoruz arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Eğer bir gece öncesinden haşlarsanız, sabaha kadar bekleteceksiniz soğuması için arkadaşlar. Soğuk suyun içerisine bir tane yarım limonun suyunu sıkıp kabuğuyla birlikte bırakın. Bir tatlı kaşığı da kaya tuzu ekleyin ve bu şekilde sabahlatın. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar sizlere bunu demek istedim. Nasıl anlayacağız haşladığını? Bu şekilde parmağımıza dolayıp bıraktıktan sonra hiçbir şekilde kopmayacak. O kıvam yeterlidir. Evet.
Ara ara sarımsakları yerleştiriyoruz, sapları yerleştiriyoruz. Bu şekilde turşumuzu dizmiş oluyoruz. Turşuyu kurarken suyunu önceden hazırlamıyorum. Sirkesini ve tuzunu birlikte hazırlamıyorum. Ben üstten tuzunu veriyorum. Daha sonrasında suyunu ilave ediyorum. Çünkü öncesinde suyunu ayarlarsam artabiliyor. Bu sefer ziyan oluyor. O suyu bir daha kullanamıyorum. İlla ki turşu yapımında kullanmam gerekiyor. Bu yüzden ben hepsini kullanmak için suyu daha sonrasında ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi üstten ekliyorum. 1 çay bardak iri kaya tuzu, 1 yemek kaşık şeker, yaklaşık 3-4 çay bardak elma sirkesi kullandım. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Tercih size kalmıştır. Burada gösteriyorum. Ben genelde elma sirkesini tercih ediyorum. Turşularda daha bir hafif oluyor sanki. Evet, tuzu, şekeri ilave ettikten sonra üzerine sirkesini ekliyorum. 3 çay bardak sirke ekledim. Daha keskin olmasını isterseniz 4. bardağı da ekleyebilirsiniz. Daha sonra üstü dolana kadar içme suyu kullanıyorum. İçme hazır suyu. Turşulara genelde içme hazır suyu kullanın arkadaşlar. Çeşme suyu değil, klorlu su olmasın. Daha sonra tadına bakabilirsiniz, test edebilirsiniz. Eğer az geliyorsa tuzunu tekrardan ekleyebilirsiniz, sirkesini de. Ben tekrar yarım çay bardak sirke ekledim ve 1 yemek kaşığı da ekstra tuz ilave ettim. Ve bu şekilde pezik turşumu kurmuş oldum. 2-3 hafta içerisinde turşum yemeğe hazır olacaktır. Servis yapmadan önce içerisine pul biber de serpebilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bu tarz paylaşımlarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Ayrıca yorumlarınızla desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.